Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güvercinleri göstereceğim arkadaşlar, hemen sizlere. Bango kendi çıktı, kapağını açtığım gibi atladı çıktı, acıkmış bayağı herhalde, kuş yiyor, hemencik çıktı. Bunlar da neden bilmiyorum, böyle ben çok dokunmadıkça hemen çıkmıyorlar. Eskiden kapağı açtığım gibi fırlardılar dışarıya. Şimdi kapağı açtığımda fırlamadan eser yok arkadaşlar. Böyle hala bekliyorlar mesela, görüyorsunuz. Şunları çıkartalım. Tamam, dişi çıktı. Erkekleri takip eder onu şimdi. Tamam, şekeri de çıktıklarını görünce geliyor. Tamam. Onun kanadı bantlı bu arada. Havalar soğuk. Birden fırlıyorlar, gidiyorlar. Zaten bugün çok açık tutmayacağım kuşları. Azıcık dışarıda duracaklar. Ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Onun kanadı, onun ikisini de bantlamıştım, açmış kelet ha. İki kanadı da bantlıydı, açmış. Erkek de burada. O da çıkar birazdan. O da kuyruğundaki telekler eksik onun da. Şey, herhalde karga daldı arkadaşlar. Bu aralar çok karga falan dalıyor kuşlara. Yabani olsun, evcil olsun. Evcilleri görünce direkt geliyorlar zaten. Evciller daha kolay av oluyor herhalde onlar için. Evcili görünce direkt atlıyorlar. Kuyruğundaki telekler bayağı eksik arkadaşlar. Hatta şöyle, yok gösteremedim, tutamadım. Bango da çok tatlı abi ya. Kümese bir tatlılık katıyormuş. Kafası falan küçücük. O da bir kanadını açtı herhalde. Arkadaşlar bantlıydı iki kanadı. Birisini açtı. Şu an bantlamakla uğraşamam. Burada yağmur falan var. Yerdeki sular, çatıdaki sular bir bitmiyor. Yabanilerde uçarken bir görün dedim. Kuşlara bugün uçurmayacağım. Zaten bugün işim var arkadaşlar. Bugün akvaryumdaki balıklar öldü benim, biliyorsunuz. Japon balıkları. Neden öldü hiçbir fikrim yok. Peş peşe hepsi öldü arkadaşlar. Bugün gideceğim, Japon balığı değil. Hem motor alacağım, hem ondan sonra lepistes falan alacağım arkadaşlar. Lepistes alacağım, neon alacağım. Ondan sonra moli alacağım. Öyle birazcık alacağım arkadaşlar. Balık alacağım. Bugün işim falan var, dışarı çıkacağım. Ondan sonra babaannemlere falan uğrayacağım. Babaannemler de arka sokakta ama olsun. Kuşlar zaten yemek yesin, kapatacağım arkadaşlar. Açık bırakmayacağım bugün. İşim var dediğim gibi. Güzelce ne yiyin yani, benden söylemesi. Suyu da içsinler, her şeyini yapsınlar. Tabi 5 dakikada dinlenmeli için falan kendilerine, ne bileyim, neden olan arkadaşlar, böyle bir tüylerini falan düzeltmeleri için beklerim. Tabi yemeklerini yedikleri gibi kapatmayacağım kuşları. Ama hani açıkta bırakmayacağım yani arkadaşlar. Zaten yağmur yağıyor, kalkıyor kuşlar ondan sonra falan. Kargalar da hani bu aralar güvercinlere dalmasının sebebi de arkadaşlar, havalar soğuk ya, çok yemek bulamıyor hayvanlar. Kuşlara dalıyorlar aç olunca. Aynen martılar da o şekilde dalıyorlar. Ama martılar çok böyle hani şu mesela buralara falan martı çok konmuyor. Azıcık daha yüksek çatılara konuyor onlar. Mesela atıyorum şu karşı bina var ya, onun çatısına, bunun çatısına, o yerlere konuyorlar. Yine bu çatılara da konuyorlar da çok konmuyorlar. Hele benim bu çatıya neredeyse hiç konmuyorlar. Ondan dolayı martılardan çok dalmıyorlar yani. Ve bu hani bu ara sokaklarda çok martılar hani... Allah. Ara sokak şey anlamayın yani. Bu ara sokakta çok martı çatılarda durmuyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz, bakın o tarafta uçuyor, bakın caminin orada. Görebiliyorsunuz eğer, o taraflarda martılar var genelde, o tarafta duruyorlar. Kargalar burada çok fazla var ya. Bu sokakta falan çok karga var. Sıkıntı çıkıyor dalınca falan da. Kuşlarımız bu şekilde, tatlı kuşlar. Güzel yani. Bango falan çok tatlı ya. Abi harbiden çok tatlı şu bango. Bu arada arkadaşlar şey diyorsunuz ya. Abi çakmaklı al, miski al. Çok diyorsunuz arkadaşlar. Hani zaten kümese daha fazla kuş getiremem. Yer yok arkadaşlar.
Ondan sonra bir tane ben hani çakmaklı miski falan böyle ne bileyim. O tarz kuşlar çok beni şey yapmıyor ya. Hani güzel değil demiyorum bakın güzel. Çok hatta güzel kuşlar hepsi de güzel. Ama hani ben böyle renkli kuşu daha çok seviyorum. Mesela oturum siyah beyaz olsun. Siyah beyaz renkli mi? Hani görüntüsü çok güzel mesela. Kahverengi beyaz. Sonra arkadaki gibi böyle. Kahverengi beyaz. O şekilde mesela bango gibi renkleri böyle kahverengi olsun, değişik renkler olsun mesela. Şunun gibi maviler çok hani yani eğlendirmiyor beni kuş bakarken. Ben böyle renkli kuşlar görünce daha çok eğleniyorum. Ama şu mavinin hani tipi falan ön tepesi falan güzel. Sonra alttan kuyrukları ayna bazı yerleri. Ondan dolayı o kuş da bayağı güzel. Yani mavileri de seviyorum da hani mesela çakmaklı olsun, miski olsun falan aşırı hoşuma gitmiyor ben. Böyle ne bileyim renkli kuşlar falan hoşuma gidiyor benim. Da su içtin mi sen yuvaya gitmek istiyorsun hemen? Şu kuş arkadaşlar. Su içmedi yuvaya çıkıyor. Bugün erken kapatacağım bakın. Arkadaşlar o şekilde. Kuşlar da o şekilde bangoyu da alıştı baya baya. Ama uçurmam bangolar o kadar çabuk alışmıyor arkadaşlar. Hemen uçurmayacağım ama yani küvese falan alıştı mesela. Kendi işi falan bitince arkadaşlar suyunu falan içiyor. Suyunu falan içince ondan sonra işlerini halledince bir de dışarıda kendini temizliyor. Ya işi bitince kümese gitmek istediğinde kanadı bantlı olsa bile şuraya çıkıyor buradan şu tarafa doğru gidiyor. Yani şunun üstünden. Şuradan atlıyor buraya. Buraya giriyor yani. Yuvasına falan alıştı. Ama balkona alıştı mı onu bilmiyorum. Yani şu yere alıştı. Ama arkadaşlar dediğim gibi bir raf bulmam lazım. Bir tahta parçası falan arıyorum. Tahta parçası dediğim yani şu dolabın şeyleri gibi bir şeyler arıyorum. Şu ortadan böyle deleceğim arkadaşlar. O şekilde. Abi alttan da del diyorsunuz. Bir çift daha al diyorsunuz. Arkadaşlar ben zaten almak isterim. Ama hani o kadar çok kuş balkonda zor oluyor beslemek. O şekilde işte arkadaşlar ve ailem falan da izin vermiyor o kadar kuşa. Arkadaşlar o şekilde sıkıntı oluyor hani. Ama yazın belki yapabiliriz belki. Bakın söz vermiyorum belki. Yazın çünkü okul falan yok yani daha çok kuşlarla falan ilgileneceğim zaten. Eğer kuşlar gitmezse kuşların gitme ihtimali var arkadaşlar. Ondan gitmezse kuşlar eğer. Yazın kuşlarla bayağı bir ilgilenmeyi düşünüyorum ama köye gidersek nasıl ilgileneceğim onu da bilmiyorum. Köye bunların hepsini götüremem arkadaşlar. Nasıl götüreceğim yani? Götürsem de nerede besleyeceğim ki orada? Dolap yok, bir şey yok. 3 tane karton kutu falan mı alacağım? Vallahi bilmiyorum onu da ama bir şeyler yapmaya çalışacağız işte arkadaşlar yazın. Benim köyde güvercini beslediğim yer diye bir videom var. Onu araştırın bakın arkadaşlar. Bak baykuşçu köyde güvercini beslediğin yer yazın. Muhtemelen çıkar arkadaşlar. Şu sadece o zaman tabii şu kuşumuz var sadece. Kahverengimiz var sadece. Bir tane kuşumuz vardı. Orada bir yer vardı böyle sineklik falan vardı. Sineklik duruyordu. Kuş da oradan etrafını izliyordu falan. Akşamda aşağıda kutuda uyuyordu. Ama bu hani bu kadar kuşa 6 tane kuşa o taktik yapılmaz hani. Yine hani 2 çift olsa. Bakın sırf 2 çift demiyorum. En azından arkadaşlar illa da 2 çift değil de mesela atıyorum hani 4 tane kuşum var. Hani arkadaşlar 4 tane kuşum var mesela. 4 kuşa da o taktik yapılır ama 6 kuşa olmaz. Harbiden 6 kuşa o şey olmaz. Zaten sığmazlar. Arkadaşlar. Aşağı falan da koyarsam köyde arkadaşlar. Bunlar da dövüşsün. Yapacak bir şey yok. Yuva için dövüşüp duruyorlar. Arkadaşlar. Ama dediğim gibi. Arkadaşlar şey. Aşağıda falan koyarsam bir yerlere. Aşağıda bir kümes gibi bir şey var ama. Ona koyarsam arkadaşlar birileri çalar. Hani ördeği bile çalan adamlar var orada düşünün yani küçük yavru ördek götürüyorduk biz onu bile çalıyordular. Hani böyle kuşlara niye çalmasınlar? Gözleri kapalı çalarlar arkadaşlar bakın kuşlara efsane kaliteli demiyorum. Arkadaşlar efsane kaliteli kuşlarım var demiyorum ama hani güvercin gördüler mi direkt alırlar arkadaşlar. Mesela hani şu kuş da kalitesiz değil hani şu mavi de kalitesiz değil o kuşlar mesela şekeri falan kalitesiz kuş değil bango. Hele bangolar zaten 100 lira falan arkadaşlar. Hani dandik kuş değil arkadaşlar ondan. Bunlar da mal gibi dövüşüyorlar. Senin yuvan orası değil. Geç şuraya sen de yuvanı adam akıllı koru lan.
Orası senin yuvan değil. Neyse arkadaşlar, ben videoyu kapatayım artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmeyi hep seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye.